Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu mutfak havalandırma sistemi. Mutfak havalandırma sistemleri adından da anlaşıldığı gibi yemek pişirilen alanların kullanım amacına ve büyüklüğüne bağlı olarak havalandırma, kısmen iklimlendirme, filtrasyon, kendi içerisinde yangın söndürme sistemini barındırabilen sistemlerin genel adıdır. Havalandırma sistemi tasarımı yapılırken mutfağın kullanım amacı, pişirilen yemek türü, yemek pişirmek için kullanılan cihazlar, davlumbazın konumlandırılacağı yer, davlumbaz ölçüleri, mahal yüksekliği, mutfak alanı, hava hızı gibi birçok faktörün bilinerek tasarım yapılması gerekir. Bu mahallerin en en temel tasarım kriteri mahallin negatif hava basıncına tutularak içerideki yemek kokusunun mahal dışına çıkmasını engellemektir. Tasarım yemek kokusunun dış ortama atılması üzerine kurulduğu için ortamın taze hava ile beslenmesi gerektiğini de unutmamak gerekir. Özel amaçlı olmayan mutfak mahalleri genellikle 18 santigrat derece sıcaklığa göre tasarlanır. Bulunmuş olduğu bölgeye, ısı kaybı ve ısı kazançlarına bağlı olarak ısıtma, soğutma, nem alma sistemlerinin kurulması gerekebilir. Bu işlemleri yapabilen paket cihazlar genellikle davlumbaz santralleri olarak adlandırılır. Bu santraller havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini içerisinde bulundurduğu gibi filtrasyon sistemleri de içerisinde yer alabilir. Filtrasyon sistemlerinin amacı, havalandırma sisteminin sağlıklı, güvenli çalışmasını sağlamak ve mutfaktan çıkan yemek kokularının dış ortamda yayılmasını önlemektir. Bu nedenle metal filtre, elektrostatik filtre, aktif karbon filtrelerin bu sistemlerde kullanılması gerekebilir. Mutfak yangın söndürme sistemleri aynı anda en az 100 kişiye hizmet eden veya yüksek yapılı AVM gibi binaların içerisinde kullanılması zorunludur. Temel amacı davlumbaz içerisinde çıkabilecek olan yangının önüne geçmektir. Çünkü özellikle su buharı ile davlumbaz ve kanallarda birikebilen yağlar zamanla yangına sebep olabilir. Sistem güvenliği için davlumbaz içerisinde metal filtrelerin kullanılması bu nedenle çok önem arz eder. Mutfak havalandırma sistemlerinin hiçbir havalandırma sistemi ile birlikte çalışmamasına ve sistemde yangın damperin de kesinlikle kullanılmamasına dikkat etmek gerekir. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Havalandırma sistemleri de dahil olmak üzere tüm mekanik sistemlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız YouTube'dan, yorumlardan ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.